Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. An itibariyle Ekonomik İşbirliği Organizasyonu'nun 15. toplantısı Türkmenistan'da Aşgabat'ta yapılıyor. Katılan liderlere baktığımızda en solda Kazakistan Başbakanı Asker Mamin'i görmekteyiz. Yanında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, İran'dan İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi buraya katılım sağlıyor. İlginç bir biçimde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokay'a buraya katılmazken Kazakistan Başbakanlık düzeyinde temsil ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkmenistan Savunma Bakanı Korgeneral Begenç Gundokudiyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade ediliyor. Yine buradaki görüşmelerden görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi hesabı üzerinden servis ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi. Ondan da bahsedeceğiz. İran Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Pakistan Cumhurbaşkanı ile sohbetinde görmektesiniz. Dediğimiz gibi büyük bir toplantı bugün itibariyle gerçekleşiyor. Afganistan da buraya üye olmasına rağmen bu toplantıya katılmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi anahtarın çözümüdür açıklamasında bulundu. Erdoğan Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta Karakum Otel'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. zirvesinde konuştu. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan zirve vesilesiyle bir araya gelmekten bahtiyar olduğunu ifade ediyor. 11 ülkeye aşı tedariğinde bulunulduğu da hatırlatılmış. Tam açıklamaları kendisinin resmi hesabından dinleyebilirsiniz. 11 dakika süren konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşma Türkmenistan Devlet Televizyonu Türkmenistan TV tarafından da bizzat servis ediliyor. Ben sizlere Türk basınında fazla bulamayacağınız diğer açıklamaları aktaracağım. Örneğin Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi web sitesine gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ekonomik projelerin faaliyetlerini genişletmek için modern dünyanın zorluklarına hazır olmalıdır açıklamasında bulundu. Bugünkü zirve örgütün gündemindeki güncel konular hakkında geniş bir görüş alışverişini içeriyor. Yeni teklif ve fikirlerin tartışılması, koronavirüs pandemisine ve iklim değişikliğine acil müdahaleye ilişkin görüş alışverişi için uygun bir ortam oluşturuyor. Devletlerimiz ekonomik fırsatlar, insan ve bilimsel kaynaklar, ayrıca geniş doğal kaynaklar da dahil olmak üzere EİT'in amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm potansiyele sahiptir. Cumhurbaşkanı Sadır Japarov aynı zamanda örgüt ülkelerinin yaşadığı küresel ekonomik krizin sonuçlarının ve uluslararası arenadaki modern zorluk ve tehditlerin EİT arasında halledilebileceğini belirtiyor. Sadır Japarov, Kırgızistan'ın 2050 yılına kadar karbon nötrlüğünü elde etmek için çaba göstereceğini yineliyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, 2025'e kadar Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün beklentilerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını ifade ediyor. Ona göre Kırgız tarafı EİT reformlarının örgütün sekreterliğinin etkinliği ve rekabet gücünü arttırmayı amaçlaması gerektiğine inanıyor şeklinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un görüşmesine ilişkin açıklamalar Kırgız basını tarafından, daha doğrusu Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi olan president.kg tarafından servis ediliyor. Bu zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, dost ülke Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman'la da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detaylar Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi web sitesi tarafından servis ediliyor. Detaylara bakalım. Devlet başkanları Özbek-Tacik stratejik ortaklığını daha da güçlendirme konularını görüşürken, büyük ölçekli ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemli olduğunun altını çiziyorlar. Sanayi, enerji, tarım, ulaşım, turizm ve diğer öncelikli alanlarda gelecek vaat eden işbirliği projelerinin uygulanmasına özel önem verildi. Liderler ayrıca Orta Asya bölgesindeki son durum hakkında görüş alışverişinde de bulunmuş durumdalar.
Yine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbanqulu Berdimuhamedov tarafından karşılandığını bir önceki videomuzda servis etmiştik. İkilinin görüşme gerçekleştirdiği de ifade ediliyor. Diğer haberlerimize bakalım. Rus üretimi T-Zircon yani Zircon hipersonik seyir füzesinin seri üretime geçtiği duyuruldu. Füze Amiral Gorshkov sınıfı fırkateynlerde kullanılmaya hazır hale geldi. Bununla ilgili Rusya tarafından görüntüler servis ediliyor. Füze 1000 kilometre menzile, 400 kilograma kadar harp başlığı taşıma kapasitesine, 8 ila 9 Mach uçuş hızı ve 28 kilogram uçuş irtifasına ve scramjet motora sahip. Füze hem yüksek patlayıcılı konvansiyonel hem de 200 KT nükleer başlık taşıma yeteneğine sahip. Bu da onu dünyanın en iyileri arasına getirmeyi başarıyor şeklinde haberler servis ediliyor. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da sözde Libya Ulusal Ordusu darbeci Hafter güçlerine bağlı Tarık Bin Ziyad komutanlığının Sebha'da seçim komisyonu genel merkezini güvence altına almak için kobraları bölgeye sevk ettiği Strike Group tarafından üretilen kobralardan bahsediyoruz. Bölgeye yolladığı Libya basını tarafından servis ediliyor. Yine Libya'da şehrin ileri gelenlerini görmektesiniz. Özellikle Libya ordusundan ileri gelen komutanlarla beraber LNA'nın Lamduda Eğitim Merkezi'nde 8. Tugay ve Askeri İstihbarat Mezuniyet Töreni'nin yapıldığı ifade ediliyor. Hafter ordusu yeni mezunlar vermeye devam ediyor. Hafter Cumhurbaşkanı adayı olduğu için sözde Genelkurmay Başkanlığı'nı Abdurrezzak Naduri'ye devretmişti. Bunu da hatırlatalım. Dolayısıyla burada Abdurrezzak Naduri geçici olarak Genelkurmay Başkanlığı'nı yönetiyor. Tabii ki bunların hepsi sözde. Yine paylaşılan fotoğraflarda Saddam Hafter'i de görmekteyiz. Hafter'in oğlundan bahsediyoruz. Yine Libya basını Hafter'in Fransa'dan casus donanım satın almasını konuşuyor. Bununla ilgili Libya devletine yakınlığıyla bilinen haber kanalı Libya LRR TV'de haber servis edilmiş. Fransız The Verition gazetesinin Fransız şirketi Nexa Teknoloji tarafından Hafter'e BM Güvenlik Konseyi'nin ve ülkeyle ilgili Fransız kararlarını ihlal ederek telefon görüşmelerini engelleyebilen Alpha Max gözetleme sistemi sattığını duyurdu. Gazete şirketin Hafter ile ilişkileri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali nedeniyle cezai soruşturma altında bu firmanın yargılanacağını ifade ediyor. Fransız Başsavcılığının Terörle Mücadele Dairesi şirketin Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi Casusluk Donanım Şubesi'nin Hafter'e satış yaptığını da sözlerine ekliyor. Liberation Merkez Bürosu'nun Nexa Teknoloji'den yetkililerle görüşmek istediği fakat buna izin verilmediği de Libya Devlet Medyası Alara TV tarafından servis ediliyor. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktardık. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.